Herkese merhaba dostlar. Bugünkü konumuz War Thunder Türkiye Discord sunucusu. Şöyle, resmi bir sunucu değil ama aralarında en büyük sunucu olduğunu söyleyebilirim. Buraya ilk geldiğimizde şöyle dikkat etmeniz gereken iki şey var. Bir hakkımızda kısmını bir okuyun. Daha sonra kurallara bakın. Çünkü kurallara uymayanları sunucudan gerekli yaptırımları yapıyoruz. Şöyle, normalde biliyorsunuz daha önce War Thunder Discord sunucuları açıldı. Yalnız War Thunder'da şöyle bir şey var. Herkes kendi Flow Discord sunucusuna katılıyor. Biz daha önce bir topluluk oluşturduk. Sonra yeni gelenler oldu. Şöyle söyleyeyim, katılanlar. Ama Discord'da kişi olmadığı için genellikle çıkıyorlardı. Bu yüzden topluluk, Flow hepsini bir araya getirdik. Ve güzel bir aktif Discord sunucusu tasarladık. Şimdi size şunu söyleyeyim. İlk önce bu Discord'da 6 tane filo var. 6 filonun üyeleri de burada. Onun dışında dışarıdan gelen normal üyeler de var. Yaklaşık size şöyle söyleyeyim. 500 tanesi filo, 500 tanesi normal üye, 300 tanesi de filo üyeleri. Öyle bir topluluk. Şimdi buraya ilk geldiğiniz zaman yani direkt girdiniz, kurallara baktınız. Şurada solda bazı yazılı ve sessiz kanallarımız var. Tabi bazı gizli odalar var. Filo odaları gibi. Ama diğer taraflar herkese açık. Şimdi şöyle söyleyeyim. Sol tarafta duyurular. Önemli duyurular yapıyoruz. Bazen toplu aktiviteler yapıyoruz. Oradan duyarı geçip yapıyoruz. Etkinlikler falan kendi aramızda. Daha sonrasında rehberimiz var. Rehber kısmında ise oyunda işinize yarayacak tüm bilgiler yazılı olarak burada paylaşıyoruz. Örnek olarak en son mesela ne paylaşmışız? Kullanıcı kanalları, bunu geç. Mesela örnek görüyorum. Nerede o? Görüntü ayarı. En çok tutan rehber bu oldu. Buradan da gördüğünüz gibi direkt bu rehberden yararlanabilirsiniz. Zaten şöyle geldiğimiz zaman rehberlere en çok okunanı o olması lazım. Aynen, 1343 kişi bu rehberden faydalanmış. Bir de gümüş aslan kasma. Bu iki rehber çok dikkat çekmiş. Daha sonrasında blog bildirim var. Şöyle biz ana site warthunder.com.tr'de bir yazı paylaştığımız zaman burada yayınlıyor. Onun dışında War Thunder ile ilgili güncelleme notları bot sayesinde buradan bildiriliyor. Daha sonrasında forum bildirim var. Forumda açılan konular, ondan sonra başlatılan yorumlar filan hepsi buraya forum bildirime düşmekte. Yayın bildirim var. Şu kısma da gelelim. Şöyle şu an mesela canlı yayında olan iki kişi var. Bazıları War Thunder'da yayını açmak istiyor. Tabii bunun için de desteğe ihtiyacı var. Biz tüm yayıncıları destekliyoruz. Hani birisi yayıncılığa başlayacağı zaman onun siteye ekliyoruz, bildirimlerini ekliyoruz. Yayın açtığı zaman burada en üste çıkıyor. Mesela Mehmet Tank yayınında Uzay Spaceworth'e tavşan çavuşluk yapıyor. Öyle gibi bir şeyler oluyor. Girelim kara listeye. Hani buraya girmek gerçekten başarı gösterir. Zaten bunlar ağır suçlar isteyenler. Ağır suçlar dediğimde ya ırkçılığı abartanlar, şeyi abartanlar. O tarz şeyler yapan. Biz ırkçılıktır, siyasettir hiçbir şekilde istemiyoruz. İlk başta azıcık uyarırız ama devamını getirirseniz kusura bakmayın. Çünkü bunun oyun olduğunu unutuyorsunuz. Şöyle partner duyur kanalı geldiğimiz zaman da burada partner olduğumuz sunucular var. Hani birebirlik karşılıklı. Bu sunucuların duyurularını görebilirsiniz. Zaten şu an partnerlerimiz kimlermiş? Wundafı. Bu da 2. Dünya Savaşı üzerine. Bir de Company of Heroes Türkiye. Bu iki sunucuyla partnerliğimiz devam etmekte. Daha sonra gelelim VTT DC kanallarına. Burada sohbet kısmına tıkladığınız zaman burada sürekli aktif bir şekilde sohbet dönüyor. Ondan sonra herkes birbirini öneriyor, bir tavsiyeler yapıyor. Ondan sonra sorularını soruyorlar. Öyle o tarz durumlar olabiliyor. Şimdi Just English, şöyle yabancı üyelerimiz de var. Onları açtığımız bir kanal. Burada kendi aramızda bilgi alışverişi yapıyoruz. Onlara bir şeyler gösteriyoruz. Tabii onlar da bize bilgi aktarıyor. Kendi aramızda yabancılarla bilgi aktarımı var. Onu söyleyeyim. Link paylaşım. Buraya YouTube linklerinizi atabilirsiniz. Zaten çeken buraya videosunu atıyor. Tabii biz de atıyoruz. Herkes atıyor. İstediğiniz kadar link atabilirsiniz. Yani YouTube linki, link paylaşımı. Hani biz de öyle reklamdır, şeydir, odur, budur, onlar da yok. Şimdi indirim fırsata geldiğim zaman burada bazı önemli indirimler oluyor. Mesela
16 GB RAM 1000 lira gibi. Onu biz buradan duyuruyoruz. Bu indirim fırsatta indirimli oyunlar oluyor. O oyunların indirimlere geliyor. Sadece War Thunder dışında burada da indirimler sürekli paylaşılıyor. Oyuncu arama kısmı şöyle söyleyeyim. Mesela 4-0 uçak diyor. Birisi de 4-0 diyor. Bunlar takım oluyor. Hop burada boş olan takım odalarından birine geçip birlikte oynayabiliyorlar. Daha sonrasında hani bildiğiniz takım arkadaşı bulunma şeyi. Bahis oyuncu arama kısmına geldiğin zaman ise mesela kimisi gümüş aslan bahsi yapıyor, en iyi takım bahsi yapıyor, kendine bahis arkadaşı bulabiliyor. Kasılan araçlara geldiğimizde şöyle söyleyeyim. Mesela bir takım arkadaşı bulacaksınız, beraber aynı seviyede kasılmak istiyorsunuz. Bu kısma geldiğiniz zaman da kendinize uygun bir takım arkadaşı bulabilirsiniz. İstek öneri şöyle söyleyeyim, sizden gelen istek öneriler değerli bizim için. Biz mesela istekler geliyor, bakıyoruz mantıklıysa ona göre değerlendiriyoruz veya yapıyoruz. Zaten buradaki çoğu istekleri yaptık. Hepsini yapmaya çalışıyoruz. Sonrasında bot komut, zaten bot komutları buraya paylaşılıyor. Sonra genel sohbet kanalımız, hemen girip buraya sohbet edebilirsiniz. Daha sonrasında başka bir genel sohbet kanalımız. Just English, burada İngilizce konuşuyorlar. İngilizce alıştırma da yapabilirsiniz. Yabancılar da geliyor buraya. Daha sonra takım odası 1, takım odası 2 filan. Bu oda sayıları şöyle söyleyeyim, odalar doldukça artmaya başlıyor. Şimdi bahis odaları var. Bunlar mesela 4 kişilik. Hani 4 kişi bir bahse girdiğiniz zaman buralarda yapabileceksiniz. Özel sohbet adı üstünde. 2 kişinin girebileceği sohbet kanalı. AFK'da AFK. Şimdi şu filo odalarını bir kapatalım. Çünkü bunu 6 filon üyesi olan görebiliyor. Veya Trust rolüne sahip olanlar görüyor. Trust rolü de şöyle göstereyim. Bu role sahip olanlar görebiliyor. Onlar da mesela War Thunder'da tanıdığımız eski oyunculardır. Şeylerdir. Yani bildiğimiz oyunculardır. Onlar da filo odalarına girebiliyor. Şunu gizlememizin sebebi, çünkü mesela aşağıda şimdi bir ekip filo maçı atıyor. Yani bildiğiniz filo maçları da şöyle söyleyeyim, odaklanmak isteyen bir şey. O yüzden oralara girip milleti rahatsız etmeyelim diye. Daha sonrasında zaten şöyle söyleyeyim, etkinlik odaları var. Bunlar etkinlik zamanı açılıyor. Şu an sadece mesela normal üye şu toplanma sonunu görür. Daha sonrasında mesela biz rol veriyoruz. Beyaz takım, siyah takım, yeşil takım vesaire vesaire sensin diye. Onlar da onlara göre şey yapıyor. Şöyle, bunlar da zaten Archive Log kanalında, bunlar gizli. Burada forumun loglarıdır, şeylerdir, hepsini görebiliyoruz. Ya bildiğiniz log yani, güvenlik için. Çünkü şöyle söyleyeyim, çok fazla kişi olduğu için hepsini takip edemeyebiliriz. Ama bu log kanalında ne yaptığını veya kötü bir şey yaptığını, kural ihlali yaptığını görebiliyoruz. Şimdi hani şöyle bir gösterelim. Soyuncaydı. Roller diyelim buradan. Buradan VTTR üyeler. Bu 756 taneymiş hatta. Ama ana rol. Soyuncayı bu rolde görüntülediğim zaman sizin göreceğiniz odalar bunlar. Daha sonrasında zaten oyuna göre veya şeye göre ekleyebiliriz. Herkesi beklerim. Linkleri YouTube'da videonun altına bıraktım. War Thunder'ın en aktif Discord sunucusu diyebilirim. Kendinize iyi bakın. Kısa öz. Görüşmek üzere.